Merhaba arkadaşlar, Simülasyon Games kanalına hoş geldiniz. Bugün de yeni bir oyun serisine başlıyoruz. Sims. Evet, The Sims'e başlıyoruz arkadaşlar. Şu anki oynayacağımız oyun Sims Complete Collection arkadaşlar. Yani bildiğimiz Sims 1'in en gelişmiş hali. Bu seriye arkadaşlar başlamamın nedeni gerçekten çok ciddi istek geldi. Oyun istekleri bölümünde arkadaşlarımız genellikle kız arkadaşlarımız bu oyunu çok istedi. Ama çok böyle isteyenler oldu. Özellikle babalar da çok istedi hani böyle çocuklarıyla zaman geçirmek için. Ya ben zaten Sims'i düşünüyordum arkadaşlar. Hani aklımda olan bir oyun serisiydi. Artık başlamanın vakti geldi. Kanalımızda birçok oyun olduğu için sıra biraz geç geldi. Arkadaşlar biz Complete Collection Sims 1 ile başlayacağız. Bu oyun Sims 1'in en gelişmiş hali. Daha sonra Sims Magic var. Sims'in böyle birkaç tane serisi var. Onlarla devam edeceğiz. Sonra Sims 2'ye geçeceğiz. Sims 3, Sims 4 diye böyle seriyi büyüteceğiz. Yani en gelişmişe tabii ki en son ulaşmak en iyisidir. Bu oyuna en baştan başlayacağız. Çünkü oyunu ilk başta arkadaşlar oyunun hikayesini bir anlayacağız. Hiç bilmeyenler için oyunu bir anlatacağız. Şimdi mesela kitabın ortasından başlamak ya da sonundan başlamak mantıksızdır. En baştan başlamak lazım. O seriyi bilmek lazım. Burada arkadaşlar oyunun ayarlarından tüm videolarımızda bahsettiğimiz gibi bahsedeceğiz. Oyunu oynayacağız. Bir 2-3 video Sims 1'den olacak. Daha sonra Sims 2, işte arada Sims Magic falan var. Sims tatil var. Onlarla da video yapacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle baktığımızda arkadaşlar bu oyunun amacı ne? Bu oyun arkadaşlar belli bir alanda ve belli kişilerle bir aile ortamı da olabilir, tek kişi de olabilir. Ona bir hayat kuruyorsunuz. Yani kuracağınız karakterleri de siz ayarlıyorsunuz, siz yapıyorsunuz. Her şey sizin elinize. Hazır da alabiliyorsunuz. Evi de hazır alabiliyorsunuz yani. Evi de yapmak zorunda değilsiniz. Belli bir yaşam alanı oluşturuyorsunuz ve onu yönetiyorsunuz. O karakterler artık arkadaşlar sizin elinizde. Şimdi şurada mesela menüler var. Şu birinci menüde arkadaşlar family yani bir aile oluşturuyoruz. Create family dediği aile oluştur demek. Ondan sonra arkadaşlar burada önemlilerden bahsedeceğim. Mesela şu ikincisi bulldozer. Bunu aldığınızda böyle çalışır. Mesela ben burayı yıkmak istiyorum. İlk başta birinci yeste evin içindeki aileyi, ikincisinde direkt evi yıkıyorsunuz. Bakın artık burası 8.000 işte euro diyelim. Buradaki para birimi tam bir belli değil arkadaşlar. 8.000 euroluk şu an boşta bir arsa oldu arkadaşlar burası şu anda. Ve ben buraya şu an istediğim gibi aileyi ekleyebilirim ve buraya güzel bir yaşam alanı oluşturabilirim. Arkadaşlar burada tabii paralar çok önemli. Yani sizin paranıza göre oynuyorsunuz. Oyuna başlarken size 20.000 lig bir para veriyor. 20 bin euro diyelim gene. Bakın arkadaşlar burada mesela hazır evler var, villalar var, böyle şato gibi evler var, gecekondu tarzı ufak yerler var, bahçeli, çok çeşit bir sürü yer var. Bakın arkadaşlar burası da bir street yani bir cadde yani böyle farklı ortamlar da var. Bu Complete Collection olduğu için en son düzey oluyor arkadaşlar. Yani bunda artık her şeyin en son bölümü oluyor. Evet, bütün eşyaları falan Sims 1'e göre daha düzenli, daha gelişmiş. Şimdi arkadaşlar zaman geçirmeden oyuna bir giriş yapalım. Birinci bölümden bir aile oluşturacağız. Ha mesela diyelim şu aileyi istemiyoruz. Buradan silebiliyorsunuz. Buradan oluşturuyoruz, buradan siliyoruz ve buradan da yaptığımız aileyi artık evine gönderiyoruz. Şimdi arkadaşlar birinci bölüme girdim. İlk bölümde bize sordu, bu ailenin soy ismi ne olsun? Şimdi arkadaşlar bu aileye bir soy isim vermemiz gerekiyor. Ondan sonra bütün üyeleri tek tek yapacağız. Bizim kanalımız Simülasyon Games olduğu için bu ailenin soy ismi arkadaşlar Games olacak. Şimdi ilk üyemizi yapıyoruz. Buradan arkadaşlar cinsiyeti seçiyorsunuz. Erkek kadın diye ve buradan da gördüğünüz gibi arkadaşlar ten rengi var. İşte beyaz tenli. Burada esmer veya arkadaşlar burada siyahi olabilir. Burada da çocuk mu olsun, büyük mü olsun diye buradan ayarlıyorsunuz. Buradan arkadaşlar biraz genetik özellikleri var. Davranış biçimini bize
gösterecek genetik özellikler de burada var arkadaşlar. Şimdi mesela ilk karakterimizi baba olarak yapalım. Bunu arkadaşlar şöyle güzel bir isim verelim bu babaya. Father olsun. Soy ismi zaten Games'ti. Father Games oldu. Şimdi buradan nasıl bir baba olduğunu seçiyoruz. Yani böyle yakışıklı mı, cins mi? Burada arkadaşlar böyle değişik kafalar da var. Babayı seçiyoruz. Şöyle bir baba tipi seçelim ya. Bıyıklı falan da olsun biraz. Yani biraz tam bir baba olsun. Ha böyle pipos falan da var. Yani arkadaşlar bu bölüm size kalmış artık. Her şey sizin elinizde bundan sonra. Valla çeşit çok arkadaşlar, yani istediğinizi seçebilirsiniz. Ben şöyle bir baba seçtim. Bir de ona göre bir kıyafet seçiyorum. Arkadaşlar grafikler tabii ki o yıllara göre bence çok iyi. Yani şu an oynadığınız oyunlardaki ya da yeni nesildeki arkadaşlar belki oyunu beğenmeyecektir ama bilgisayara en kolay yükleyebileceğiniz en iyi oyunlardan birisidir ve ücretsiz arkadaşlar, bu oyunu ücretsiz indirebilirsiniz. Yani ben de ücret vermedim. Hiçbir şekilde ücret vermiyoruz bu oyun için. Şimdi arkadaşlar şöyle. Babaya bir kıyafet seçmek istiyorum ama çok ilginç kıyafetler de var. Aha bir tane buldum. Yok. Bunda atleti yok. Hindistanlı. Evet, baba böyle bir şey olsun bence ya. Çok abartmaya gerek yok. Şu da iyi. Babamız bu arkadaşlar. Buradan ten rengini de seçebilirsiniz. Genetik özellikleriyle arkadaşlar çok isterseniz bunları değiştirebilirsiniz ama oynamazsanız oyun kendi bir genetik özelliği belirliyor. O daha iyi oluyor. Ama şöyle biraz aktif yapalım. Bakın buradan kullandıklarınız buradan azalıyor. Yani belli bir gördüğünüz gibi arkadaşlar hakkınız var. Down diyorsunuz, yes diyorsunuz ve birinci karakter bitiyor. İkinci karaktere geldik. Bunu da anne yapalım. Anne de şöyle sarışın olsun. Hadi sarışın olsun. Bu da böyle biraz tipi düzgün olsun. Beyaz tenli. Bir de kıyafet seçiyoruz. Yani şöyle bir şey seçsem evde her gün böyle gezilmez. Sahneye çıkmıyor. Ya da düğüne gitmiyor. Bu da olmaz. Yani nasıl bir şey yapalım? Şöyle bir şey olsun ya. Karın kasları da varmış. Evet. Anneye de şöyle çok kreatif bir isim. Mother diyoruz. Mother Games de hazır arkadaşlar. Hayırlı olsun. Bir tane de bebeler olsun. O da kız olsun. Onu da arkadaşlar şöyle çılgın bir çocuk olsun. Şöyle İskoç bir şey olsun. Evet. Bu da Child Games olsun. Evet, Child Games'e de down diyoruz. Şimdi arkadaşlar ailemiz, buraya daha çoğaltabilirsiniz. Dede, mede, her şey yapabilirsiniz. Ya da ikinci çocuk. Şimdi ben arkadaşlar bu aileyi tamamladım. Ve down diyorum. Burada yeni aile oluşturabilirsiniz. Buradan bu aileyi silebilirsiniz. Buradan da bu aileyi artık bir yaşam alanı oluşturabiliriz. Şimdi arkadaşlar şu boşalttığım noktaya ya da şuraya mı yapalım? Şurada daha iyi. Aha şurada iyiymiş. Ucuzmuş da. 3500. 16500. İyi, burası iyi. Buraya ben bu aileyi gönderiyorum. 16500 paramız kaldı arkadaşlar. Şimdi zamanı durdurdum. Buradaki menüden bir bahsetmem lazım size. Şimdi arkadaşlar zaman durdu. Pause yazıyor. İsterseniz P tuşuyla zamanı açabilirsiniz. Ya da buradan da açabiliyorsunuz. Şuna basmanız yeterli. Bakın hemen adam hareket etti. Birinci bölüm arkadaşlar karakterlerin olduğu menüyü açar. Bu baba. Şöyle üstüne tıkladığınız zaman babaya geçer. Anneye geçer. Ve çocuğa geçer. Bakın üstündeki yeşil de onun mutluluk simgesi. Yani o sarı olsa böyle ortalarda olur. Kırmızı olsa ya da turuncu da olabiliyor. Kırmızı en kötüsü. Üzgün oluyor. Şimdi arkadaşlar baba, anne, çocukta gördüğünüz gibi bakın burada nitsler var. Yani
son durumlar var. Şimdi arkadaşlar, birinci bölüm Hunter dediği açılıp durumu arkadaşlar. Yani şu an babadan örnek verelim. Mesela babaya geldik. Böyle üstüne de tıkladınız zaten görürsünüz. Yani bu açlık şu an tam yeşil. Ama bu sarıya döndüğü zaman ya da kırmızı olduğu zaman biraz sıkılmaya başlar. Buradaki bütün özelliklerde arkadaşlar bunu yaşarsınız. Bunların hepsini yeşil tutmak zorundasınız. Yani bu oyunun kuralı, karakterleri her zaman mutlu etmek zorundasınız. Şurası ve şurası her zaman yeşile yakın olacak arkadaşlar. Onun dışındaki her şey size serbest. Birinci bölüm yemek. Açlık, tokluk. İkinci bölüm arkadaşlar rahatlık, dinlenme. Yani konfor dediğimiz işte bir yere oturacak, bir yere yatacak falan. Hijyen dediğimiz olay ise arkadaşlar, yani bildiğiniz gibi temiz olması lazım. Onun banyo yapması lazım. Duş alması lazım. Hijyen. Üçüncü bölüm arkadaşlar tuvalet. Tuvaleti geldiği zaman bildiğiniz klozete göndereceksiniz. Enerji de arkadaşlar enerjisi, yani bu enerji biraz çeşitli bir enerji. Şöyle mesela koşar yorulur. Basketbol oynar yorulur. Ama kitap okur enerjisi yükselir. Yani öyle bir ihtimal de var. Sadece böyle yorulma üzerine değil de mesela kahve içer, enerjisi yükselir. Uyur, enerjisi yükselir. Uyumaz, enerjisi düşer. Fun arkadaşlar eğlence demek. Yani burada arkadaşlarıyla bir şeyler yapması, çocuğuyla bir oyun oynaması ya da bir bilgisayar oynaması bir eğlencedir arkadaşlar. Kitap okuması da bir eğlencedir. Yani o kişinin karakterine göre değişiyor bu. Sosyal dedi de sohbet. Evdeki kişilerle sohbet ediyor mu? Arkadaşları var mı? Yani sosyal bir insan mı? Room da arkadaşlar çok ilginç bir özellik. Yani bunu çok farklı yerlerde çoğaltabilirsiniz. Mesela bir tabloyu böyle inceliyor. Room'u yükseliyor. Çöpleri topluyor. Yani evde temizlik yapıyor. Onu da room'u yükseliyor. Yani böyle ilginç bir özellik burası. Şurası mutluluk tablosu. Şu an en mutlunun bir altında gördüğünüz gibi. Bir de arkadaşlar burada ufaktan ilgi alanları var. Interest dediği. İşte seyahati seviyor mu? Bakın bu adam seyahati çok sevmezmiş. Ama parayı çok severmiş. Money, para. Politikayı severmiş arkadaşlar. Bakın burada hepsini tek tek gösteriyor. Mesela bu adam sporu pek sevmezmiş. Ama böyle yağışlı havaları, işte ilginç doğa olaylarını çok severmiş. O en çok sevdiği arkadaşlar stilmiş. Tarz bir insanmış. Zaten kıyafetinden de belli. Spora bakalım. Egzersiz yapmayı da yarı yarıya biraz severmiş. Partileri hiç sevmezmiş. Yani bunların arkadaşlar işte yemek yemeyi biraz severmiş. Müziği biraz severmiş. Yani böyle dışarıda gezmeyi falan çok sevmezmiş. İlginç bir karakter. Buradan hepsine böyle bakabilirsiniz. Bakın herkesin farklı. Mesela kadının spor düşkünlüğü var. Çocuğun işte ne diyelim, mesela spor sevgisi biraz daha az onun. Mesela çocuk hayvanları hiç sevmiyor. Yani bir kedi gördüğü zaman kaçıyormuş. Ama bu ailede hiç kimse hayvanları sevmiyor. Değişik bir aile. Baba biraz bakalım babanın durumu nasıl hayvanlar üzerine. Baba biraz seviyor arkadaşlar. Anne romantik biri değilmiş. Teknolojiyi biraz severmiş. Hollywood hastasıymış. Ünlü. Hayat ünlüymüş. Evet, böyle bir aile. Şimdi arkadaşlar ikinci menü. Aslında biraz oyunun kalbi diyebiliriz bu bölümü. Eşya bölümü. Bak mouse'la ters tıklayarak böyle gidebiliyorsunuz. Veya ok tuşlarıyla kameranızı ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Klavyeden oynanabilen bir oyun yani. Şimdi ben buraya düzenli bir şekilde diyelim ki, bu arada şu müziği kısacağım. Evet, şöyle anlatayım. Mesela arkadaşlar evi kurdum diyelim ve eşyaları diziyorum. Bu eşyalar ne eşyaları? Şöyle kameramızı yaklaştıralım bir görelim. Birinci bölüm seat dedi, yani oturma düzeni. Burada arkadaşlar böyle sandalyeler var. Tabii biz bunu almayalım. Zaten paramız çok kısıtlı. Bir de onu bununla harcamayalım.
Hemen onu geri iptal ediyoruz. İptal işlemleri için arkadaşlar DRT'ye basmanız yeterlidir. Arkadaşlar birinci bölümler şöyle gördüğünüz gibi sandalye. İşte dışarı sandalyesi de olabilir. Ev içinde masa sandalyesi olabilir. Koltuk tarzı sandalye olabilir falan filan. Burada ucuzdan pahalıya doğru da ilerler. Durumunuza göre çoğaltabilirsiniz. İkincisi biraz böyle tekli koltuklar bölümü arkadaşlar. Yani bildiğiniz evdeki işte pofuduklar, masaj koltukları, eski tip koltuklar, işte böyle biraz daha mekanı iş merkezi gibi kuruyorsanız deri koltuklar. Şimdi şunlardan var mesela AVM'lerde falan da oluyor. Bu koltuklardan falan ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Üçüncü de kanepeler var. İşte üçlü oturma grupları. Gördüğünüz gibi deri koltuklar var. Yani güzel şeyler var yani iyi parçalar var. Mesela eve şöyle şık bir şey almak istiyorsanız buradan da seçebilirsiniz deri koltuğunuzu falan. Mesela böyle de var. Yani sanki hastane koltuğu gibi. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Burası arkadaşlar bazaların bulunduğu ve çift kişilik yatakların, karyolanın bulunduğu bölüm. Şöyle kral odası yapabilirsiniz. Burası böyle. Bir de şöyle artıya bakalım. Odra. Mesela burada da arkadaşlar böyle saman şeklinde bir oturak ya da bilgisayar koltuğu. Yani burası biraz daha farklı şeylerden oluşuyor. Mesela dışarıda oturmak için bir bank. Demiştim ya masaj koltuğu mesela. Bu bölümde de böyle mesela sandalye pardon bu mesela salıncak arkadaşlar. Zincirlerle bağlanmış bir salıncak. Bakın böyle masalı ortasına çay kahve koyabilir. Bir eşya. İkinci bölümde genelde böyle masa tarzı şeyler var. Tabii bunlar çeşitli. İlk bölümdekiler mutfak üzerinde kullanacağımız mutfak tezgahları arkadaşlar. Bunların hepsi tezgah. Bu arada şundan ikisi takım yani yan yana koyduğunuzda güzel oluyor. İkincisi yemek masası arkadaşlar. Ya bu böyle bahçe içinde olabilir. Ev içinde olabilir. Böyle iki kişilik okey falan da oynayabilirler. Çeşit çok yani. Buradan seçebilirsiniz. Üçüncüsü biraz daha böyle arkadaşlar komodin tarzı. Yani telefon koyarsın işte elindeki tespihini koyarsın. Ufak böyle gözleri olan veya olmayan küçük eşyalar bölümü arkadaşlar. Genelde telefon falan koyuluyor. Burası ise bilgisayar masası üzerine. Yani bilgisayarını falan buraya böyle koyabilir. Hemen artıya bakıyoruz. Ekstra neler var? Mesela arkadaşlar böyle güzel bir bahçeye kurabileceğiniz ya da L koltuk tarzı sevenler için ilginç ilginç parçalar var. Bu duvara sabitleniyor. Duvara olanlar böyle olur arkadaşlar. Yani şunlar gibi böyle renkli çıkmıyor. Sabitlediğiniz zaman belli oluyor. Bu şekilde. Yani ben bu menüleri anlayabileceğiniz şekilde tek tek anlatıyorum. Burası arkadaşlar biraz şu özelliklerde bahsetmiştim ya. Hani ilginç bir özellikle room dediğimiz bölüm. Room'u çoğaltacak yer arkadaşlar. Ne bunlar? Tablo. Bakın burada palyaço var. Yelpaze. Bunlar tabi duvara taktığınızda güzel gözükecektir yani. Aslında şöyle bir şey. Geyik boynuzu. Uzun kornaymış arkadaşlar. Ya bu aslında korna gibi yazmışlar ama bu şey arkadaşlar şu boru şeklinde üflüyorlar ya değişik bir ses çıkıyor o işte. Ya da böyle bir şey de alabilirsiniz. Kılıç balı falan var. İkinci bölümde arkadaşlar biraz bahçe üzerine veya çocuk odası üzerine şeyler var.
Yani şunlarla çocuk odasını süsleyebilirsiniz. Ya da bahçeye böyle flamingo falan koyabilirsiniz. Evet, bunlar güzel bir süsleme yapar, bu evin içine olur. Çünkü bunu çalarlar bahçeye koyarsanız. Fiyatları gide gide yükseliyor arkadaşlar. Böyle çok lüks bir şey almak istiyorsanız. Bakın şu anki paramız 16.500 ve 16.019 Euro'luk bir eşya. Gördüğünüz gibi. Şuraya bakalım. Burada arkadaşlar postlar var. Ne postu var? Ayı postu. Kaplan postu. Beyaz kaplan değil, zebra mı bu? Zebra galiba, bakalım neymiş. Evet, zebraymış. Ya da böyle dekoratif şeyler var. Gene bozay var. Bunları da alabiliyorsunuz. Burada arkadaşlar canlı çiçekler bölümü burası. Yani böyle bunlar böyle masaların üstüne konan çiçekler. Aslında şöyle bir şey. Ama saksıda olanlar da var. Ya da duvara da asabilirsiniz. Bunlar bayağı bir güzelmiş bu arada. Fiyatları uygun arkadaşlar. Bu arada şuraya niye tıklamıyorum? Bu all bölümü, yani hepsini karışık gösteriyor. Biz menü olarak gidiyoruz. Bakın. Köpek yoktur işareti. Mesela bu oyunda köpek falan alabiliyorsunuz. Köpek yoktur diyor. Böyle bir bal kabağı var. Bunlar da arkadaşlar aslında güneşlik, yani böyle yağmurdan falan koruyor. Altına oturup sandalyeyi kuruyorsunuz ve çay falan içiyorsunuz. Havuz var. Süs havuzu. Akvaryumlar var arkadaşlar. Yani bu akvaryumun boyutu size kalmış. İlginç şeyler var ya. Ya mesela bunu ne yapacaksın? İtfaiye gelecek, buradan su çekecek. Bu bölüm böyle. Şimdi geçelim. Bu bölümün ismi neymiş? Elektronik. Yani ilk başta böyle oyuncaklar var, oyunlar var. Mesela burada kocaman bir boğa var. Bu arkadaşlar oyun salonlarında, oyun parklarında gördüğümüz, panayırlarda gördüğümüz, işte üstünde durabilen kazanır dediğimiz boğa. Tabi kademeli, buna bindiğinde 3 ayar var. Kolay, orta, zor diye ayarlayabiliyorsunuz. Sanal gerçeklik gözlüğü var. Ateri var. Bu arkadaşlar dans odası denen bir şey. Bunun içine girip dans yapıyorlar. Bu da dans halısı. Bu büyük tren. Bu da küçük tren. Oyuncak. Yani zenginseniz çocuğunuza bunu alın. Fakirseniz bunu alın. Burada arkadaşlar televizyonlar var. Her bütçeye uygun. Plazma. Daha plazma. Bakın bilgisayar, bilgisayar, bilgisayar. Tam bilgisayar. Oyun bilgisayarı. Burada arkadaşlar audio bölümü. Galiba burası speaker mı? Audio, evet. Ses sistemleri var. Teypler, 3 artı 1'ler. Bakın böyle amfili. Ya tabii o yıllara göre bunlar çok lüks şeyler arkadaşlar. Şimdi olsa Sims 4'te falan neler var yani. Arkadaşlar burası telefonlar. Telsiz telefon, eski tip telefon, daha eski tip telefon, çok daha eski bir telefon. Bir de arkadaşlar alarmlar var. Yani bu alarm dediğimiz normal saat alarmı da olabilir. Güvenlik alarmı da olabilir. Hırsız falan girmesin diye. Hemen devam ediyoruz. Şu bölüm mutfak. Yani aslında buraya kitchen deseydi daha iyiydi. Şimdi ilk bölümde arkadaşlar, Showers bölümünde bildiğiniz ocak bölümü. Mangal. Bunlar barbeküler, mangallar da olabilir. Oven dediğimiz dörtlü ocak da olabilir. Ya da böyle mesela bir alan yaparsınız. Duvara yapıştırırsınız. Bu çok güzel olur. Mangal yaparlar. Bakın arkadaşlar, set üstü ocaklar var. Ya da biraz daha böyle gelişmiş. Sanayi tipi, yani bir restoran tarzı. Adam gurmedir ya da aşçıdır. Evine böyle bir sistemde kurabilir ya da bahçeye. Burası buzdolabı ve dolaplar arkadaşlar. Bunlar yiyecekleri saklama dolapları ya da bardak koymak için. Ve buzdolapları var, her bütçeye ait. Burada arkadaşlar kahve makinesi, fırın. Bu ne?
Bu da şeymiş arkadaşlar. Yiyecekleri parçalayan bir şeymiş. Yani Türkçesinin adını unuttuğum için şu an örnek veremiyorum. Bu da arkadaşlar mikrodalga olması lazım, doğru mu? Mikrobi, evet. Bu da çay kahve seti gibi bir şey. Aynen çay setiymiş. Onlar çay der genelde. Bu da kahve makinesinin biraz daha gelişmiş arkadaşlar. Şu uyduruydu. Joe Coffee. Espresso. Ha, bu espresso yapıyormuş. Kahvede biraz daha gelişmiş. Burada arkadaşlar böyle çöpleri koyabileceğiniz teknolojik bir araç. Bulaşık makinesi bölümü var. Devam ediyoruz. Artta neler varmış? Burada arkadaşlar böyle bahçede, dışarıda mesela diyelim ki bir parti veriyorsunuz. Orayı süsleyebileceğiniz, açık büfe kurabileceğiniz tabaklama, masa sistemi ya da mısır satabilirsiniz. Ya da yiyecek makinesi gibi süper şeyler eklenmiş ya. Sims 1'i normal oynuyorsanız bundan hiçbirini göremezsiniz. Complete Collection'da sadece var bunlar arkadaşlar. Evet, şu bölüm bildiğiniz arkadaşlar banyo. Yani bunlar ne olabilir? Birincisi tuvaletler. İşte böyle eski tip tuvalet. Yani en ideali bu arkadaşlar. Çok eski tip. Yani böyle eskiden bunlardan vardı. Ya da böyle yukarıdan Kemal Sunal filminde olduğu gibi küt diye yukarıdan çekiyorsun, kafana falan düşüyor. Ya da böyle Japonların kullandığı, yani yıkama yerine kadar seçiyorsun, yani o kadar teknolojik. Ayrıntıya girmeyelim. Kanal kapanmasın. Evet arkadaşlar, burası duş bölümü. İşte bunlar duşakabin olabilir, küvet olabilir ya da daha gelişmiş küvet olabilir ya da en gelişmişi jacuzzi olabilir. Jacuzzi bile kurabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın bu duvara sabitlendiği için böyle. Bunu dışarı bile kurabiliyorsunuz. Bunlar da arkadaşlar işte mutfak lavaboları var. Çiftli var. Yani bunu yabancılar çok kullanır. Veya bildiğiniz banyo için kullanabileceğiniz lavabolar var. Ya da çeşme var. Hayrat. Evet, şu bölüm ise arkadaşlar artık jacuzziden biraz daha gelişmiş. Havuza dönmüş. Çok çeşitli jacuzziler var arkadaşlar. Yani burada su ayarlarını bile verebiliyorsunuz. Diğerinde sadece odun gibi çalışıyor. Ve burada ekstrem şeyler var. İşte bunlar nedir? Dışarıya tuvalet kurabilirsiniz. Şirin tuvaleti gibi aynı. Ya da bunun adını bilmiyorum. Pisivur muydu? Pisivar mıydı? Öyle bir şeydi. Pisevur olabilir. Pisevar da olabilir. Yani erkeklerin tuvaletinde yaptığı şey işte. Bunlar arkadaşlar giyinme odaları. Bir de böyle bir şey var. Bu da arkadaşlar solaryum olması lazım. Ve hamam tarzı çok güzel bir küvet de diyebiliriz ama taştan böyle sıcak suyun attığı, fiyatı da fena olmayan bir yıkanma yerimiz var. Burası lighting yazmış onlar da. Işıklandırma var arkadaşlar. İşte bunlar ne? Masaüstü. İşte ders çalışmak için. Işıklar ya da yere koymalık dekoratif ışıklar. İşte yatak odasına falan. Şurada komodinin üstüne. Veya şöyle büyük lambalar da düşünebilirsiniz. Projektörler var. Bunlarla fotoğraf falan çekersin ya da film çekersin yani o kadar büyük. Biraz daha geliştirelim olayı. Çok teknoloji var. O bile 1000 lira. Burada arkadaşlar wall lamps dediği duvara takılanlar arkadaşlar. Yani bunları da duvara takıyorsunuz. Her yeri ışıklandırıyorsunuz. İşte en büyüğü bu kadar bir şey. Bunlar da arkadaşlar hanging lamps yani tavandan aşağı sarkanlarmış. Ha, bakın mesela şunlar hem havalandırma görevi veriyor. Yani orayı serinletiyor. Hem de lamba. Bu da bildiğimiz avize. Evet arkadaşlar bir de böyle sokak lambaları var. Bunlardan da alabilirsiniz ya da meşale. Şurası ise çılgınca şeyler var.
Yani menünün dışındaki şeyler. İşte oyuncaklar olur. Tenis veya voleybol kortu kurabilirsiniz. Bu voleybol. Tenis de vardı galiba. Bakın oyun. Hep oyun üzerine arkadaşlar. İşte langırt, çocuk parkı, basketbol potası. İşte bilardo. Bu neymiş ya? Enerji, oksijen bar. Ha, buna da geliyormuş. Oksijen çekiyorlar galiba. Süs havuzu. En pahalısı neymiş? Paramız bile yetmiyor. Aquatic Playhouse. Yani bunun için çocuklar giriyormuş. Oyun eviymiş arkadaşlar bu. Burada ise işte biraz daha klasik eğlenceler var. Kitap okumak, satranç oynamak, mikroskop mu bu? Teleskop pardon. Ben hep bunları karıştırırım. Teleskopla mikroskopu. Bu teleskop. Gene kitap. Kitaplık. Böyle ilginç deneyler yapabileceğiniz masalar da var arkadaşlar. Hatta onun için bir bölüm var. Onu da göstereceğim az sonra. Burası arkadaşlar biraz müzik ve sanat üzerine. İşte tablo yapmak istiyorsanız veya bas gitar. İşte bakın deney diyordum ya, bunlar da yapıyorsunuz. Piyano. Gelişmiş bir piyano. Piyanist. Ve artık Sinan Akçıl oluyorsunuz. Bir de yabancı piyanist vardı çok meşhur. Adını unuttum. Devam edelim. Arkadaşlar burada duvar aynaları, işte ayna söyle banalar var. Bunlar arkadaşlar kıyafet koyuyorlar. Kıyafet için raflar, dolaplar. Bayağı bir ayna var ya bu arada. Geçelim şöyle. Ya da kocaman bir gardırop alabilirsiniz. Burası arkadaşlar pets bölümü. Yani hayvanınız varsa bu hayvanın çeşidine göre değişir. Şuradan göstereyim. Mesela arkadaşlar bu balıklar için küçük bir fanus. Bu kedi köpek için bir mamalık. Kuş. Bu turtle arkadaşlar, kaplumbağa için bir alan. Bakın böyle güzel yuvalar da var. Kulübeler var. Bu da biraz sanki böyle sirk havası vermiş. İçinden çıkan bir aslan gibi. Ha, bu arada papağan da alabiliyoruz. Papağanın ismi neymiş? Karizma. Karizmaymış. Ha, çok iyi. Oo. Bu iguana falan galiba. Evet, iguana için arkadaşlar. Burada Magic bölümü, sihirbazlık üzerine bir şeylermiş. Ya bunlar Sims 1'de yoktu arkadaşlar. Ya ben bu oyunu ilk defa oynuyorum bu arada. Şu an sizinle beraber test ediyorum. Bunlar yeni gelmiş. İçine girip kayboluyorsun galiba. Bir de böyle biraz daha gelişmiş şeyler var. Ya bunlar arkadaşlar bariyer kuruyorsunuz bunlarla. Bu neymiş? He, bu da arkadaşlar yemek üzerine bir şeymiş. Aparatif yemekleri koyabileceğiniz bir tabak ya da hazır bir tabak, yani yemekler içinde galiba. Evet, bunlar içinde geliyor. Bu da arkadaşlar doğum günü pastası. Çöp kutusu. İlginç çöp kutuları var. Balonlar var. Bu ne, tabut mu? Bu da arkadaşlar neymiş biliyor musunuz? Afrika'ya özgün bir orta boy yiyecek tabağı gibi bir şeymiş. Tavuk. Koca bir tavuk. Bu ney? Bu da gene hayvanların böyle oynayabileceği bir alan. Aslında onu orada koymak lazım. Bakın bu da arkadaşlar elephant diyor. Fillerle alakalı bir şeymiş. Fil ne alaka, onu anlamadım. Çok büyük pasta almak isterseniz pastalar da var arkadaşlar. Biraz sportif aletler var. Egzersiz yapabilecekleri.
Mesela şöyle bir kanat çalışmak için sahne var. Müzikle uğraşıyorsa ya da böyle bar var arkadaşlar. İçkilerini falan içebilirler. Evet, eşya bölümü böyle. Şimdi gelelim 3. bölüme. Arkadaşlar burada ise şöyle göstereyim burayı. Bu kazma kürek bölümünde o alanı bunlarla düzleyebiliyorsunuz. Yani şu an burada yamuk bir şey yok. Şöyle yamuk olsun biraz. Bakın ben burayı şunla düzleyebiliyorum. Gördüğünüz gibi. Bu düzleme arkadaşlar. Grass. Bu yana doğru o alanı değiştirir. Bunların hepsini geri siliyorum tabii. Bu çukur açar. Bu tümsek açar. Ya da tümsek yapar. İkinci bölüm havuz arkadaşlar. Buradan istediğiniz gibi yüzme havuzu arkadaşlar bu. Yani süs havuz değil. Havuzu böyle istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Yani bu da süs havuzu, bir su topluluğu. Yani bunu kafanıza göre istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şöyle bir şey olsun işte. Bu arkadaşlar biliyorsunuz merdiven, atlama yeri, aquapark falan filan. Şimdi burada neler var? Bu arada şunları bir iptal etsek güzel olur mu? Evet, bunları iptal ettik. Birincisi arkadaşlar evin temelini oluşturan duvarları şöyle yerleştiriyoruz. Duvarları yerleştirdik. Bunlar evin çevresine kurabileceğiniz çit. Şu duvarı bozmayacağım. Onunla ilgili bir şeyler anlatacağım. Tahtayla kapatabilirsiniz. Mesela havuzu kurdunuz. Çevreyi insanlar görmesini istemiyorsunuz. Tahtayı kur. Gene böyle demirler kurabilirsiniz. Bunlar balkon demiri de olabiliyor arkadaşlar. Onu anlatacağım birazdan. Ya da duvar. Mesela bu duvar çok güzel olur. Bu duvar gene tahtaymış ben bunu. Tuğla sandım. Ya da bu şekilde. Ya da bunlardan. Yani çeşit çok arkadaşlar. İstediğiniz gibi kurabilirsiniz. Şöyle yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, burada bahsetmek istediğim önemli bir olay var. Mesela şu evin birinci katını kurdunuz. İkinci kata geldiniz. Eğer şu bölümden gördüğünüz gibi arkadaşlar balkon yapmak istiyorsanız bu yapılardan almanız lazım. Şöyle yerleştiriyorsunuz. Sonra üst kata geçiyorsunuz. Tekrar duvar alıyorsunuz. Bakın size balkon yapmayı öğretiyorum. YouTube'da balkon yapmayı öğreten kanal yok. Belki de vardır. Evet, bakın. Sonra hemen bir balkon demiri. Yalandan biraz parke. Aşağı geçiyorum. Eli seçiyoruz. Bunları siliyoruz. Bakın arkadaşlar teknolojiye bakın. Evet artık bir balkonunuz var. Balkon böyle yapılıyor. Başka türlü yapılmıyor arkadaşlar. Şimdi diğerlerine devam edelim. Başka ne kaldı burada anlatmadığımız? Ya bunlar hepsi aynı şeyler zaten. Anlatmaya gerek yok. Balkonumuz yapıldı arkadaşlar. Balkonu şöyle görebiliriz. Burası boya. Evi boyuyorsunuz. İşte çeşit çok. Çocuk odası mı yapacağım mesela? Şunda boya. Mesela şunda banyo. Ya da evin dışını boyuyorsun. Böyle boya. Burası merdiven arkadaşlar. Böyle düz, sırık gibi merdivenler var. Evin içine kuruyorsunuz. Ya da dönen merdiven falan filan. Şömine. Bunlardan içeri dışarı kurabilirsiniz. Çok ciddi bir evin ısınma ihtiyacını karşılıyor. Burada arkadaşlar gene bahçeyi süslemek için bahçe çiçeklerimiz. Bakın bunlar normal çiçeklerden değil. Bunlar bahçe çiçekleri veya çeşitli süslemeler veya ağaç. Her şey var. Bunlar arkadaşlar parke. Parkeyi şöyle göstereceğim. Mesela diyelim ki ben buraya bir banyo yapıyorum.
Bana bir banyo parkesi lazım. Bu değil. Böyle banyo mu olur? Bana banyo parkesi lazım. Ya işte banyo parkesi nasıl olur diyorsanız, bize bir banyo parkesi anlatman lazım diyorsanız anlatacağız bulursak. Evet buldum. Mesela böyle. Ha bunun rengi şu normalde ya, içeri karanlık olduğu için böyle. Onu birazdan anlatacağım. Yani burada parkeler var arkadaşlar, çeşitli. Her türlü parkeyi koyabilirsiniz. Burası kapı. İşte dış kapı, iç kapı, sadece böyle geçişler için kullanılan açık kapılar. Hepsinden koyabilirsiniz. Bak odadan odaya geçmek için kapılar var, bahçe kapıları var. Mesela diyelim burası bahçeye çıkıyor. O zaman şundan koyarız. Yok bundan değil. Bahçeye çıkmak için ne koyarız? Şu bahçe kapısı. Ha bu içeri neden karanlık? Çünkü arkadaşlar bizim karanlık olmasının sebebi bakın. Şeyimiz yok. Penceremiz yok. Buradan istediğiniz tipte paranıza göre, çok paranıza göre seçebileceğiniz ilginç, dekoratif banyo pencereleri, salon pencereleri, uzay pencereleri falan var. Ve çatı. Çatıyı şöyle göstermem lazım. Çatının şekli. Mesela klasik tuğla. Böyle arkadaşlar. Evi boyayın bu arada, yani evlerinizi böyle odun gibi bırakmayın. Çok kötü oluyor. Bura böyle şu elleri eşyaları seçiyorsunuz arkadaşlar. Yani oyun kolay bir oyun. Zor bir şey değil. Şuradan eşyayı geri getir, geri götür işi. Şu menüden bahsedeyim. Alt kat, üst kat. Çatılı görünsün, duvarlı görünsün. Çatılı görünmesi için ikinci katı seçmemiz lazım. Duvarlı görünsün. Duvar yarım gözüksün. Şöyle ellediğinizde gidiyor. Şöyle. Ya da ben şöyle rahat göreyim kardeşim ayarı. Arkadaşlar kamera. Bunlara klavyeden de yapabiliyorsunuz hepsini. Kameralar böyle. Zaman, yavaş, hızlı, çok hızlı. Fotoğraf çekmek. Kabul eder, siler. Sildik bunu. Şurası albüm. Burada arkadaşlar oyunu kaydet. Orta menüye dön. Oyundan çık. Grafik ayarları. En üst seviyede hepsi. Ses ayarları işte, müzik falan. Burada da arkadaşlar ufak çaplı ayarlarımız var. Bunlarla çok oynamayın derim. Oyun böyle bir oyun arkadaşlar. Şimdi biraz da şu karakterlerden bahsedelim. Yani bir insanı nasıl yönlendiriyoruz? Mesela babaya diyorsunuz ki şu eve bir eşya koyak. Evde hiçbir şey yok. Baba git WC'ye. Evet, evde zaten bir oda var. O da WC. Oyun başladı. Baba WC'ye gitmek istiyor. Hayır, onu bırak. Şöyle şuradan seçebiliyorsunuz. Babayı WC'ye gönderelim. Hadi baba. Şimdi evi tanıyorlar bu arada. Ha, bu çok güzel olmuş falan filan diyorlar. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Ha, iptal edebilirsiniz. Mesela adam tam tuvalet oturdu. Geri kalk. Bunu yapabilirsiniz. Anne. Mesela anne de gitsin şunu okusun. Read. Oku. Haberi oku. Çocuk. Çocuk da gitsin şu bayıma merhaba desin. Bayım gel artık. Ya da çocuk merhaba demeyi sevmiyormuş. Çocuk gitsin şuraya gitsin işte, ne işi var. O da oraya gitsin. Böyle yani arkadaşlar, bak koşarak gidiyor. Buradan zamanı hızlandırabilirsiniz. Bakın. Okula gidiyor arkadaşlar. Bu okul servisi. Oyun için hayvan satın alabiliyorsunuz. Okula gittiği zaman o çocukla ilgilenemezsiniz. Onu da söyleyeyim. Sadece bunlara bakabilirsiniz. Aileden biri Allah korusun ölürse oyundan çıkmış oluyor. Oyunumuz böyle arkadaşlar. İkinci videomuzda ev yapacağız. Umarım oyunu beğenmişsinizdir. Hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.